Video Etkisi kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Microsoft Windows'ta yani bilgisayarınızda nasıl çok basit bir şekilde video oluşturacağınızı göstereceğim. Şimdi öncelikle bilgisayarımızda yüklü gelen Windows 10 ve üzerinde şu fotoğraflar uygulaması var. İsterseniz bu uygulamada fotoğraf video oluşturabilirsiniz. Bakın bu sağ üst köşede yeni video dediğim zaman, 7 video projesi başlat dediğimiz zaman bize böyle bir alan açılıyor. Buna herhangi bir isim verdiğim zaman ben bu şekilde bir alan bizi karşılıyor. Diğer bir alternatif ise benim kullandığım Microsoft'un Movie Maker'ı. Ben bu uygulamayı daha çok seviyorum. Daha basit ve daha kullanışlı oluyor. Burada tabii çok detaylı özellikler yok ama hani basit şekilde video oluşturacaksanız YouTube için ya da başka platformlar için sizin işinizi oldukça görecektir. Ben şimdi video oluşturmak için Google'dan rastgele resimler arıyorum. Mesela video oluşturma yazdım. Direkt görsellere tıkladım. Şuradan birkaç tane örnek resim indireceğim sizler için. İşte şu resmi alayım. Şu resmi alayım. Bunu da indireyim. Bir de şunu alayım. 3 tane resimli videomuzu oluşturalım basit bir şekilde. Şunu da alalım. Bunlar da hep WebP dosyasıymış. Kullanamayacağız gerçi ama. Bir bakalım aldıklarımızdan hangileri var. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, benim kullandığım programı anlatacağım. İki programın da mantığı aynı. İsterseniz bu fotoğraflarla, isterseniz de Movie Maker'la yapabilirsiniz videonuzu. Ben şimdi fotoğrafları kapatayım. Şunu böyle sağ tarafa çektiğim zaman videomda kullanmak istediğim görselleri tutup bu şekilde yan tarafa sürüklüyorum arkadaşlar. Kendileri otomatik olarak geldi. Daha sonra bu videonun girişine ve çıkışına kendi internetten oluşturduğum intromu ekliyorum. Bakın bu şekilde sürükleyip bırakma üzerine. Ve en sonunda istersem şurada da bir müziğim var benim. Sunset YouTube için hazırladığım. Bunu da videonun tam altına, başlangıç noktasına sürüklüyorum. Şöyle videoyu oynattığım zaman, oynat dediğim zaman bakın kendi zaten videoları, resimleri video haline dönüştürüyor. Bunlarla yetinmeyip yukarıdan, mesela ben hep CTRL-A yapıp hepsini seçiyorum. Şu animasyonlardan şöyle bir animasyon ekliyorum hepsine. Sonra şuradan da rastgele efektleri ekliyorum. Otomatik pan ve zoom özellikli efektleri. Bunu da hepsine uygula diyorum. Bunu da yaptıktan sonra şu şekilde baktığımız zaman videolarımızın artık geçişleri bakın böyle efektli bir şekilde oluyor. Zoom in, zoom out vesaire de oluyor. Bu şekilde tam profesyonel olmasa da işinizi görecek videolar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir özelliğe gelelim. Burada eklediğim videonun sesini ayarlayıp arttırabiliyorum. İşte intronun sesi kısık ya da yüksek olsun. Ya da eklediğim şarkının üzerine iki kere tıklayarak şuraya buradan müzik sesini arttırıp azaltabiliyorum. Bu müziğin konumunu değiştirmek için şöyle tut sürükle bırak da yapabilirim. Böyle güzellikleri de var. Movie Maker'da hani istediğim gibi caption, title yani yazı ekleyebilirim. İşte kredi kısmı ekleyebilirim. Hani en sonuna işte yapımcı yönetmen tarzı gibi. Böyle özellikleri de var. Eklediğiniz video dikey yatay olabilir. Bu şekilde döndürebilirsiniz. Ya da resmi. Bakın rotate right diyor, rotate left diyor. Hani. Ve en sonunda kaydederken de şuradan save movie deyip arkadaşlar YouTube için mi kaydedeceksiniz? Android telefon için mi kaydedeceksiniz? Windows, Facebook vesaire için mi kaydedeceksiniz? Ya da bunların hiçbirini istemeyip şurada özel ayarlarla mı kaydedeceksiniz? Kendiniz de seçebilirsiniz. Bu şekildedir. Ben YouTube'a tıklayıp render'ımı da alıyorum. Bunun dışında ek olarak orada müziği vurgulama, resmi vurgulama, sanal efektler vesaire kısımları da var. Videolarınızı burada kesebilirsiniz, uzatabilirsiniz. Dediğim gibi basit işler için işinizi görecektir. Video Etkisi kanalından şimdilik bu kadar arkadaşlar. İleride bu tarz videolar da gelecektir devamı da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.